Merhaba. Merhaba, hoş geldin Tolgacığım. Hoş bulduk. Ne haber Müge? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Arkadaşlar merhaba. Evet Tolgacığım, yoğun istek üzerine tekrar seninle birlikteyiz. Teşekkür Geçen ederim. programda hayat bu kadar zor mu demiştik. Şimdi de ebeveyn olmak bu kadar zor mu diyoruz. Ama ben biliyorum tabii içeriğini anlatacağını bildiğim için ve geçen programla olan bağlantısını da bildiğim için geçen programımızda anlattıklarını biraz öncelikle özet geçmeni istiyorum. Şimdi yeni takipçilerimiz de olabilir. İstersen önce biraz kendinden bahset, daha sonrasında da geçen programı birazcık anlat. Ve sonrasında da bu programın başlığına geçelim diyorum. Bu arada arkadaşlar, geçen programın kaydı Açık Bey'in YouTube kanalında mevcut, çok sordunuz. O yüzden söylemek gereğini duyuyorum. Peki Tolgacığım, buyur, söz sende. Peki. O zaman deminki gibi başlayalım. Bir kere beni bu işlere bulaştıran Müge Hanım'ın kendisidir. Ondan sonra yaptığımız birkaç seminer oldu. Eskiden profesyonel olarak çalıştık birlikte. Ben çok uzun süreli arkadaşlar bir beyaz yakalıyım. Hatta iş hayatıma girdiğimden beri diyebilirim. Bu arada kendi meraklarımla 10-12 sene önce başladığım bir yolculuğum var. Bu yolculukta öğrendiğim bazı şeyler oldu. Bunları da bu ortamlarda paylaşalım. Hani hem kendim yeni bir şeyler öğrenmiş olayım, hem belki atıyorum ilham olur diyerekten. Böyle bir diziye başladık. Geçen sefer ne yaptık ona biraz değinmek istiyorum. Geçen sefer bir daire çizdik, büyük bir daire. Dedik ki hayatla ilgili bildiğiniz her şeyi bunun içine sokun. Ve şu an çizeceğimiz dairede bu büyük dairenin içinde ikinci bir daire olacak. O da ebeveynlikle ilgili. Aslında bunun için bir sürü küçük daireyle dolu. Ama sanki ben de baba olduğum için en önemlilerinden biri buymuş gibi geldi bana. Eminim çocuğu olan herkes de hayatı deyince ilk üç kelimesinden biri kendi çocuğu oluyordur diye tahmin ediyorum. Şimdi burada ilk olarak ne anlattık? Dedik ki sen kendini sen dediğinde ne olarak tanımlıyorsun? Orada şuna değindik. Eğer dedik kendini üç parçaya böler ve öyle değerlendirirsen beden, ruh ve beyin olarak, o zaman dedik insanın hayatı doğru yaşaması konusunda gerekli konuları konuşabiliriz diyerek bir referans koyduk. Bu referansta da şunu dedik, ilk önce görevleri tanımladık. Bu arada bu tanımlamayı açıkçası bu eğitimin daha iyi anlaşılması için yapacağım kısaca. Lütfen. Beynimiz dedik, bizim içimizdeki bizi korumaya, hayatta tutmaya çalışan, bu dünya düzeninde, bu beşer düzende bize can veren, aman ölme, aman başına bir şey gelmesin, sakın kötülüğe bulaşma, bizi riske atma diyen, aslında çok işlevsel fakat yönetilmek isteyen bir organ. Diğer tarafta dedik ki bizim bir de kalbimiz var. Kalbimizi dedik kendi 4 yaşınızdaki halinizin içinde yaşadığı bir ev gibi düşünün. O da dedik aslında size mutluluğu hediye ediyor ve bu mutluluğu elde edebilmek için, bu hayatta olma amacınıza varmak için onun dediklerine kulak vermeniz lazım dedik. Fakat ne dedik? Ruhumuz dedik bizim beynimizden daha sessiz, daha sakin, daha çekingen. Onun sizle konuşması için aynı küçük bir çocukla konuşur gibi ilk önce onun gözlerine bakıp onu dinlemeniz gerekiyor. Beyninizi de bu kadar konuşurken bunu yapmanız mümkün olmadığı için acaba dedik beynimizi nasıl biraz olsun susturabiliriz? Bu üçlüyü doğru kişiye nasıl yönettirebiliriz dedik. Diğer tarafta bedenimiz vardı. Bedenimiz de beynimizin ve ruhumuzun yaptığı ve istediği her şeye tepki verip bu dünya düzeninde bize elbiselik yapan bir diğer parçamız. Yani bizim üç bileşenimiz. Şimdi ana konu olarak da şuna girmiştik. Demiştik ki beynimizde çok ses var. Beynimizdeki sesleri bastırabilirsek, onun korkularını küçük bir çocuk gibi onu avutarak geçirebilirsek, ruhumuz bize doğru yolu gösterir. İçimizden gelen sesi dinlersek hep mutlu olmak zorunda değiliz. Fakat her zaman hayatımız manalı, anlamlı ve genelde de heyecanlı olacaktır. Çünkü bizim bu dünyadaki variyetimizin aslında ana sebebi kalbimizin içindeki ruhumuzla gizli demiştik. Şimdi böyle bir girizgah yapalım. Ne dedik? Bu büyük daire. Şimdi bunun bir küçük dairesi var. O da bizim bu dünyaya getirdiklerimiz. Şimdi ebeveynlik zor mu? Vallahi zor. Kolay bir şey değil. Hani fiziksel olarak hani üç parçaya böldük ya, bedenen kolay bir şey değil. Ondan sonra ben çünkü 37 yaşında baba oldum. Hani keşke 17 yaşında olsaydım diyorum. Ama bunu da inanın hani kendi çocuğunuzu sevdiğiniz şey için Müge, yani daha fazla fiziksel eforun, daha fazla bir temiz kafan olur diye zaten onlara değineceğiz biraz. Şimdi burada amacım şu. Bu genel ilk programda çizdiğimiz perspektifi kullanarak
Ben pedagog değilim. Ben çocuklar konusunda uzman biri değilim. Babalık dışında da bir mesaim olmadı çocuklarla. Çocukları genel olarak severim. Onlarla vakit geçirmeyi de severim. Herkesin huyu farklıdır. Ama burada ben kendi yaşadıklarımla kendi düşündüklerimi birleştirip eksik bulmaca parçaları varsa onları doldurmak istiyorum. Eminim benden çok iyi bilen, çok daha fazlasını söyleyebilecek insanlar da vardır. Tolgacığım, Şimdi zaten burada akademik efendim. bir eğitim yapmıyoruz, sohbet Tabii. ediyoruz. Eğer bir pedagog olsaydın ya da bir psikolog olsaydın da baba olmasaydın asıl o zaman sorgulardım ebeveynlikle ilgili Çok güzel konuları. söyledim. O Doğru. yüzden Kitaptan tecrübe her öğrenilmeyen şeyden şeyler. önemli olan tecrübe. Bunu yaşamadan anlaşılmıyor. Anne olduğum için çok iyi biliyorum. O yüzden biz sohbet ediyoruz. Aynen. Şimdi ilk perspektiften birazcık örnek verdik. İlk bölümde nelere değindiğimizi anlattık. Şimdi buradan başlayalım. Ben bir kere şuradan başlamak istiyorum. Ölümle doğumun ortak noktasından. Şimdi ölümle doğum diyeceksin hani ne alakası var, niye ortak nokta? Çünkü ölümle doğumun ortak noktası bizim kendimizden büyük bir güce şahit olmamız, buna müdahale edemememiz ve onun hayreti karşısında gözyaşı dökmemiz. Sebebi ne olursa olsun. Bize yaratıcının hayatı öğretme şekli, inancın ne olursa olsun en azından bunlardan iki tanesi bize verdikleri ve bizden aldıklarıdır. Bizim kendi müdahale edemediğimiz bir şey bize verildiğinde ya da bizden alındığında biz aslında bizden yüce bir şey olduğuyla yüzleşiriz. O yüzden zaten cenaze çıkışında herkes bütün dertlerini unutur. Dersin ki ya bizim Ahmet emmi gitti, demek ki borçların bir önemi yok. Ya bu oldu demek ki dünya üç kuruşluk. İşte üç günlük o etki var ya, onun aynısı doğumda da olur. Aynen öyle. Aslında cenaze örneği çok iyi. Bunun hiçbir inançla da alakası yok. Orada Evet. inançlı ya da inançsız herkes ya 3 günlük dünya işte der ve aynı mevzuda birleşir. Öyle biri cenazeye eskasa Mercedes'le gelir, öbürü taksiyle gelir, öbürü yürüyerek gelir. Ama aynı kişiyi gömerler sonunda ve dersin ki bir gün beni de herhalde gömecekler. Evet. Dolayısıyla bu şahitliğin bir formu da çocuk sahibi olmak. Sen bir anda ne yapabileceğini bilmediğin bir canlıyla yüzleşiyorsun ve o canlı tamamen senden çıkmış durumda. Tamamen senin bedensel özelliklerini taşıyor. Ve o yokken bir anda var olabiliyor ve gene ağlıyorsun. Ben mesela çok ağlamıştım oğlum doğduğu zaman. Ondan sonra. Ve ölümden farkı şu. Ölümden Ahmet emmi kalkıp sana geri gelemeyeceği için sana bunu tekrar hatırlatamıyor. Fakat çocuk sana her gün bunu hatırlatıyor. Şimdi burada aslında şuna geleceğiz. Bu bir isim seçelim gene. Murat uyar mı? Murat uygun mu? Geçen Olur, Ahmet Murat olsun demiştim. bu sefer. Tamam, Murat Geçen olsun. Ahmet, evet. Şimdi aslında ebeveynliğe bir de çocuğun gözünden bakalım. Hani aslında bir kullanıcı gözünden diyelim. Şimdi Murat bir köy öğretmeni olsun. Ve Murat okulu, fakülteyi birincilikle bitirmiş. İlk tayinini alacak. Çok genç, çok hevesli, bütün konuları çok iyi biliyor. Öğretmenlik için yanıp tutuşuyor. Annesi de öğretmen, babası da öğretmen. Sonra bunu ücra bir yerde bir köye tayin ediyorlar. Köyde davullar, zurnalar, işte kasap davul çalıyor, muhtar zurna çalıyor. İşte köyümüze okul açıldı, öğretmen geldi, çocuklarımız okuyacak diye. Sonra işte buna köyün en iyi evini veriyorlar. Evi çok güzel döşemişler, herkes saygı duyuyor. Sabahları işte aman diyorlar, hocam iyi mi, hocam kötü mü? Murat da şaşırıyor, ya diyor, bu ilgi alaka nedir diyor, Allah Allah diyor. Herhalde bir bildikleri var. Sonra derse giriyor. Diyor ki ben bunun hakkını vereyim. Benle bu kadar ilgileniyorlar madem diyor. Derse girdikten sonra konuları anlatmaya başlayınca bir bakıyor ki karşısındaki kişiler hiçbir şey anlamıyorlar. Diyor ki bir de böyle söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. Acaba benim dilimi mi bilmiyorlar demeye başlıyor en sonunda. Konuşmuyorken Öğrenciler problem yok değil mi? Yani yok herhangi hiçbir başka şey bir yok. şey yokken ya da bir Tabii. şey anlatmaya çalışmadığı sürece bir problem yok. Aynen öyle ama Murat deliriyor. Her şeyi anlatacak ya. Birincilikle bitirmiş bir de fakülteyi. Sonra uğraşıyor işte Ahmet emmi anlamıyor, Mehmet emmi anlamıyor, Ayşe teyze anlamıyor, çocuklar anlamıyor. Diyor ki bir yerde bir problem var, ben onların dilini bilmiyorum galiba diyor. Ve onların dilini öğrenmeye çalışıyor. Murat her ağzını açtığında köylü diyor ki herhalde Murat öğretmen bir şey istedi diyor. Hemen evinin rengini değiştiriyorlar. Hemen köye köy yumurtası geliyor, tavuk geliyor. İşte hemen diyorlar aman hocamız iyi mi, hocamız kötü mü? O diyor ki ben size bir şey anlatmak istiyorum diyor. Fakat bir süre sonra Murat onların dilini öğrenip onlara benzemeye başlıyor.
Ve Murat onlara asla hiçbir şey öğretemeden o köyden biri oluyor en sonunda. Aslında çocuğun hikayesi bu. Çocuk köye gelmiş, bizi eğitmeye gelmiş. Bizim tabiri caizse ciddiye almadığımız, o yüzden de bize bir şeyleri öğretmeyi becerememiş bir öğretmen. Yani bizim hayatımızdaki her çocuk bir Murat ve daha önemlisi... Ama Tolga burada ciddiye alınmıyor gibi algılamadım. Köyde yemesi, içmesi adeta bir seviliyor. Çocuklara yaptığımız gibi, tabii, besi hayvanı gibi davranıyoruz ya. Ne yedin, ne içtin, başka hiçbir şey. Üşüdün mü, tabii, yedin mi, içtin mi? Ya ben anne olarak ben de yapıyorum bunu yani. Sanki çocuğun başka bir derdi yok. Sanki evet, açlıktan ölecek. tabii. Yani. Ya bir de işin komiği ne biliyor musun? Hepimiz bir dönem Murat'tık. Yani evet, köyün ahalisi olmadan önce köye öğretmen geliyorsun zaten. Bütün köyün halkı öğretmen. Şimdi burada da şöyle bir sıkıntı var. Murat bundan vazgeçtiği dakikada, Murat ahaliden biri olduğunda o da yeni öğretmenin kıymetini bilmiyor. Yani bu nesilden nesile aktarılan bir şey. Ve biz çocuklarımızı çok seviyoruz. Bakın dünyada en büyük sıkıntı şudur. Bir şeyi çok sevdiğimizde kendimiz dahil ona nasıl davranacağımızı bilmiyoruz. Çünkü sevdiğimiz her şey bizimdir diye bakıyoruz. Bizimdir diye baktığımız her şey de bizim için bir mala, bir eşyaya, ne kadar seversek sevelim bizden uzaklaşma hakkı olmayan bir şeye dönüşüyor. Ve aslında biz, bana göre, hatayı burada yapıyoruz. Bu arada şöyle söyleyeceğim, şimdi olumsuz pencereden girdim ama bir oraya hepimiz bunu geçmeden, biraz... bu şey mala mülk ediyorsun ya, sahipleniyoruz diyorsun ya, aklıma tasavvufta geçer bu. Cehennemin kapıcısının ismi Malik, cennetinki ise Rıza diye geçer. Çok Yani güzel. Mülk edindiğimiz her şey bize cehennem oluyor. O anlamda gerçekten her neyi çok sahipleniyorsak, sevme değil, çok seviyoruz diyorsun ya, sevgi öyle bir şey değil bence. Tapma seviyesine geçmek bu. Yani Aynen taptığın öyle. şeyden her neyse ondan bir tokatı yiyorsun. Yani hayat da sana öğretiyor zaten. Yani onun Tabii. sahibi olmadığını. Çocuk da en büyük imtihan o yüzden. Tabii çocuk. Çocuklara tapıyoruz yani. Çocuklarımıza tapıyoruz. Sanki onların sahibiymiş gibi. İşte sorun nerede biliyor musun? Bize de taptılar. Bugün yaşadığımız problemlerin sebebi o zaten. Tapılmayan çocuğun yaşadığı problem, inan bana, tapılan çocukla belki eşdeğerdir. Şu gün hayatta başarılı ya da mutlu olan, fakat çocukluğunu dinlediğinde böyle çifte mendili Türk filmi çekebileceğin bir sürü insan var. Yani demek ki bir... tabii öyle derler o. Çok acıklı olduğu zaman artık bir tanesi yetmediğinde. Şimdi o kadar bariz bir hatayı o kadar iyi niyetle yapıyoruz ki, mazeretimiz her zaman onu çok sevmek oluyor. Şimdi zaten biraz bu konuları açacağım. Hani çocuğun, çocuğa yaptıklarımızın aslında aynada kendimize bakmakla eşdeğer olduğu, aynada görmek istediğimiz şeyi aynaya yansıtmaya çalıştığımız ama yansıttığımız şeyin belki doğru olmadığına biraz gireceğim. Şimdi burada bu konunun adı şu, bizi aktarmak. Şimdi ben saçlarımı 26 yaşında kaybettim. 17 Biz, sene olmuş. Bizi aktarmak mı dedin? Bizi aktarmak. Yani kendimizi aktarmak. Şimdi ben saçlarımı 17 sene önce kaybetmişim. Ondan sonra 2-3 yani sene döküldü demek alışamadım. Istiyorsun değil mi? Döküldü, sanki bir döküldü. Anda kaybetmişim. Ya yani yolda düşmüş gibi oldu. Yani şimdi saç, işte ben onu bir kayıp olarak görüyorum. Şimdi bu kadar zaman geçti. Mesela onunla yaşıyorsun. İşte başka kusurların var. Fiziksel, ruhsal, atıyorum. Çok fevri olabilirsin, çok kırılgan olabilirsin veyahut da çok düşünülen bir insan olabilirsin. Her şey olabilir, fevri olabilirsin. Ben de o insanlardan biriyim, sen de o insanlardan birisin. Şimdi bana bir fırsat verseler, ben benden bir tane daha yapar mıyım? Vallahi yapmam. Tamam mı? Şimdi niye yapmam? Çünkü birincisi, tercihleri bana benzerse bu hayatın ne anlamı var? İkincisi, benim hatalarımı yaparsa ben bunu sevdiğim bir insana niye yapayım? Üçüncüsü Onu de görmek istemezsin zaten, o hataları tabii ki. yaptığını. Şimdi o zaman ortaya ne çıkıyor? Aslında sakın dokunma, bozarsın durumu çıkıyor. Fakat biz aman dokunalım ki bozulmasın diye hareket ediyoruz. Şimdi burada ilk programa gönderme yaptığın noktaya geliyoruz. Ben beynimle edindiğim korkuları, kaygıları, hatta kitapta okuduğum, gazetede okuduğum, bir doktorun söylediği veya komşumun söylediği, etraftan duyduğum her şeyi ona enjekte etmeye çalışıyorum. Çünkü onun hayatta kalmasını istiyorum. Aynı beynin yapmaya çalıştığı gibi. Fakat onun hayatta kalması adına onun hayattaki seçeneklerini kısıtladığımı, yeri geldiğinde onun adına karar verdiğimi unutuyorum
ve bunu unuttuğum için tek mazeretim onu seviyor olmak. Sevdiğim için bunu unutmaya hakkım olduğunu düşünüyorum. Yani İşte bu ben noktada... oradaki o sevgiyi sorguluyorum Tolga ya, sözünü kestim ama. Yok, Yani kesme, kesme. Onu mu seviyoruz acaba, yoksa ki o kendi isteklerimize mi seviyoruz, o kendi isteklerimize mi tapıyoruz? Olamadıklarımızı oldurmaya çalışıyoruz ya hep çocuklarımızın üstünde. Tabii Yani... olamadığımızı olduruyoruz. Bir de işin komiği, olup kendini de sevmeyeni de yapıyorsun. Kendini de sevmediğin şeyi de yapıyorsun. Mesela diyelim sen yüksekten korkuyorsun, yükseklikten. Sen yüksek bir yerde yürürken çocuğuna hep şunu diyorsun. Aman düşersin, dikkat et. Doğru. Ve sen bunu 20 yaşındaki çocuğuna da söylüyorsun. 2 yaşındaki çocuğuna da söylüyorsun. Yani çocuk senin dediklerini anladığı günden itibaren senin korkularının bir parçası oluyor. Ve diyor ki ya benim tanıdığım ilk kişi babam, ilk kişi annem. Bir bildikleri var herhalde diyor. Şimdi çünkü öğretmenlik müessesesi, yani Murat'ın sana verdiği ders var, bir de köylünün Murat'a öğrettiği bir şey var. Beşeri öğretiyor, dünyayı öğretiyor. Şimdi sen ormanda giderken kırmızı bir mantarın zehirli olduğunu biliyorsan çocuğunu uyarabilirsin. Bu beşeri bir bilgidir. Fakat çocuğun neyden korkması gerektiğini, ruhsal olarak nasıl davranması gerektiğini, neyden endişe etmesi gerektiğini öğrettiğin dakikada sen kendini bir şırıngaya dolduruyorsun ve çocuğa enjekte ediyorsun. Ve karşına sen olamayan, çünkü başka bir ruh taşıyan, fakat seni çok sevdiği için sen olmaya çalışan, kendi korkuların üstüne seninkini ekleyen bir yaratık çıkıyor. Sonra bu çocuk hayatta anasız babasız büyümüş olsa bile kendi hayatı görmüş biri kadar ruhsal içtenlik sağlayamıyor. Çünkü öğrenilmişlik çok fazla. Ve hiçbirinin sebebini bilmiyor. Bazı şeylerden niye korktuğunu bilmiyor. Yani bugün atıyorum belli yaşlara gelip belli sıkıntılar yaşayan herkesi psikologların çocukluğunu anlatsana demesinin sebebi bu. Aslında çocukluğunu anlat derken legoları kastetmiyor ya da tahta oyuncakları. Anneni babanı ve ilişkini anlat diyorsun. Şimdi bu noktada bizim şunu düşünmemiz gerekiyor en başa dönüp. Onun bir ruhu var. Onun bir beyni var. Onun bir bedeni var. Demek ki ben o bedeni veren bir terziyim. Ben ona bir kıyafet diktim ki bu dünyada dolaşabilsin diye. Ve bu dünyada dolaşabilmesi için bu kıyafeti verdim ama ona ruhu ben vermedim. Ona beyni de ben vermedim. Biyolojik olarak sadece verdim. Fakat o beyni doldurmak, o ruhu beslemek onun görevi. Dediğin dakikada 0 yaşındaki çocukla 60 yaşındaki insan eşitleniyor. Çünkü aynı parçalardan oluşuyorlar ikisi de. Bu saygıyı geliştirmek de bizim için zor. Peki ben herkese burada sorayım. Gerçekten çocuğunuz kopyanız olsun ister misiniz? Ben istemiyorum dedim ya. Eminim çoğunuz da istemiyorsunuzdur. Çünkü yaşadığım şeyleri yaşamasın. En azından farklı bir şey yaşasın. Farklı şeylerden korksun. Farklı şeylerden. Niye, sen yaşasın. Kendinden memnun değil misin? Ben kendimden memnun olana kadar yani bugün, 43 senelik. Bugün sana deseler ki tekrar yeniden bir hayat verilecek sana. Başka bir hayat mı yaşamak isterdin? Şöyle söyleyeyim. Bana bir hayat daha verilse, ben bu hayatı bile yaşamayı seçsem, bu benim ruhumun hikayesi. Diyorum ya, ruh neyi yaşamak istediğini seçiyor. Şimdi senin ruhunun mutlu olacağı şeyleri ben yaşadığımda, ben kendi ruhumla yaşadığımda ben yine yanlış bir şey yaşamış oluyorum. Çünkü iyi, kötü diye bir kavram yok. Bana uygun olan ve bana uygun olmayan diye bir kavram yok. Biz karşımızdakine sormadan ağzına yemek tıkıyoruz gibi düşün. Bir restorana gidiyorsun, yanında çocuğun oturuyor. Basitçe bunu hani betimleme olarak düşün. Diyorsun ki sen şunu seversin. Sen bunu ye. O da diyor ki ben bunu sevmiyorum, ben bunu yemeyeceğim. İyi de hiçbir yemeği bilmiyorsun ki diyor. E o zaman aç menüyü. Çocuk teker teker hepsinin tadına baksın. İşte hayatta seçenekleri ona anlatmaktansa onun adına seçmek bizim kolayımıza geliyor. Korkularımız ve kaygılarımız yüzünden. Ve şöyle bir gerçek var. Ben ona çok inanıyorum. Öğretmenlik karşılıklı dedim ya. Biz dünya işlerini ona öğretirken dünya işleriyle diğer işleri karıştırıyoruz. Çünkü bizim için mutluluk da bir dünya işi. Aslında mutluluk bir ruh işi. Senin içinle ilgili bir şey. Ve seninle ilgili. Öyle olmasaydı dünyada elde edebildiğin ne var? Para var, mal var. Ondan sonra çevre var. Her şey var. Bunları sahip olan herkes mutlu olurdu. Bunların olmadığı herkes de mutsuz olurdu. Şimdi eğer zenginlik herkesi mutlu etmiyorsa, ben çocuğum zengin olsun diye niye uğraşayım ki? Veyahut da fakirlik herkesi mutsuz etmiyorsa, ben çocuğumun çok para kazanmamasından niye korkayım ki? Ya da dünyada her akıllı insan mutlu değilse çocuğumun bir şeyleri becerememesinden niye çekineyim? Ya da mutlu aptal insanlar varsa aptal olma hakkı yok. Şimdi şöyle düşün, haberleri açıyorsun bak.
8 milyar insan var. 8 milyar tane karakter var. Bu 8 milyar karakterin her biri sayesinde bu dünya yaşıyor ve inan bana hepsinin de bir anne babası var. Eğer sen onlardan herhangi bir tanesini kendisi olmaktan alıkoyarsan 8 milyar eksi 1 oluyor. Çünkü herkesin yaşaması gereken, yaşayacağı bir senaryo var. Ve inan bana hepimizin çocukları, bazıları diğerinden akıllı, bazıları diğerinden daha az akıllı, bazıları daha çalışkan, bazıları daha tembel, bazıları daha sarışın, bazıları daha uzun boylu olacak. Ve inan bana bunların hiçbirinin hangisinin daha mutlu olacağıyla alakası yok. Sen onu, o olma izni verirsen onun daha fazla mutlu olma ihtimali var. Ve bunun için lazım, sana teşekkür ederim. Yani o bazısı daha akıllı, daha zeki, daha aptal ve hepsi lazım. Tabii. Yani... Ve inan bana herhangi biri olacak sonuçta. Ve herhangi biri olduğunda hala mutlu olabilecek. Yani ben sevdiğim şeyin mutlu olmasını istiyorum. Ben sevdiğim şeyin benim istediğim gibi olmasını istemiyorum. Ve bence hepimiz de aslında kökünde bunu istiyoruz. Yani çok iyi bir okula gitmeli, iyi bir tahsil yapmalı, iyi bir çevresi olmalı. Sonra ne yapacak bu çevreyle? Farz etmeye başlıyoruz ondan sonra işte. Çok iş dünyasında gelişecek, çok paralar kazanacak. O yüzden çok mutlu olacak. Bak paraya bağladık yine ucunu. Ondan sonra aynı zamanda terbiyeli olsun. Terbiyeli olursa ondan sonra bu atıyorum çok faydalı, toplum içinde iyi bir çocuk olacak. Bakın toplum lafını unutun. Terbiye lafı marine etmek demektir, tamam mı? Ette kullanılır mesela. Sen bir eti alırsın, dersin ki ya hakikaten çok güzelmiş bu et, bunu marine edeyim. Şimdi sen marine niye ediyorsun? Çünkü etin tadını değiştirmek istiyorsun. Sen o ete bazı işlemler uygulayıp başka bir şeye çevirmeye çalışıyorsun. Çocuk terbiye edilmemeli bana göre. Ama o et de güzel oluyor Tolga. Yani ahtapotu da önce bir dövüyorsun, dövüyorsun. Ondan sonra yumuşacık, lezzetli bir hale geliyor. Yani o terbiyeyi acaba başka bir anlamda mı düşünmek gerekiyor? Yani çocuğun terbiyesi, hani dürtüsel bir şekilde yaşayan çocuk... o dürtülerinin boyunduruğu altında bütün hayatı boyunca eğer o dürtüsel bir şekilde yaşamaya devam ederse de o zaman da cehennem. Çünkü hayat öyle bir şey değil. Terbiye edilmesi zaman... gereken şey belki de işte o insanı hayvandan ayıran yer insanın ön beyni ya. Ve evet. O ön beynin gelişmesi için de biraz istek, bu dürtüsel isteklerimize dur diyerek ancak o ön beyni geliştirebiliyoruz. Yani çocuk ergenlikte özellikle o asi isyankar çocuk toplum baskısıyla sadece kendisini ifade etmek istediği bir dönemde bunu yaparken bir yandan da şeyi öğreniyor. Dur demeyi de öğreniyor. Yani kendi isteklerine yan vurmayı da öğreniyor bir yandan. Şimdi bu kadar yani her şeyi istediği gibi yapsın gibi mi algılamam lazım? Yok hayır. Yoksa o safiyeti kaybetmesin. Ön yargısı, saf bir şekilde bakmayı mı kaybetmesin demek istiyorsun? Bu arada ya benim demek çizgi var çünkü. Ben o çizgiyi o zaman biraz kalınlaştırayım, daha net olsun. Aslında hikaye şu. Futbolun kuralları var. İşte korner var, offside var, faul var, işte gol var, free kick var. Şimdi ben diyorum ki çocuk bunları bilsin. Ama çocuk gole doğru koşarken tribünden bağırma. Benim demek istediğim bu. Senin o çocuğun nasıl futbol oynayacağıyla ilgili hiçbir fikrin olmamalı. Senin o çocuğa futbolun ne olduğunu öğretmekle ilgili bir görevin var. Yani elindeki mesela bir silah olarak düşünelim bu dediğin hormonları veyahut da bu süreci. Sen tetiğin yerini göster, emniyetin yerini göster. Ama o silah ateş alacaksa gene alacaktır. Çünkü sen o silahın kurşunlarını boşalttığın zaman bir gün o çocuk o kurşunları çekmecede bulup tekrar takar. Buna da insanın tabiatı diyorum ben. Senin orada tek yapman gereken yapacağı şeylerin sonuçları konusunda onun dilinden, onun yaşına uygun şekilde onunla konuşmak. Oradaki ana çizgi şu. Terbiye etmek, tadını değiştirmek olmamalı. Sen terbiye ederken temel kriterleri verebilirsin. Fakat çocuğun kalıcı şekilde tadını bir standarda oturtursan, dünyada tek bir tip insan yaratmaya çalışırsak, o zaman herkesin mutsuz olacağı garanti. O yüzden çocuğun hatalarını ona söyleyip tartışmak güzel, fakat kendi doğrularını ona söylemek doğru değil. Özetle öyle söyleyeyim. Yani bir şekle şemale sokmaya çalışmak anlamsız demek istiyorsun gibi anlıyorum. Evet. Kendi doğrularını ya da yanlışlarını dayatma. Herkesin kendi doğrusu mu var?
acaba? Yoksa genel geçer doğruları mı söylemek zorundayız çocuğa? Yani sonuçta bir toplum içerisinde yaşayan bir çocuk yetiştiriyoruz. Yani terbiye konusu hakikaten ince ayar bir konu. Evet. Şöyle söyleyeyim. Toplumun faydasına bir çocuk yetiştirmek istiyorsan önce kendine faydalı bir çocuk yetiştirmek zorundasın. Kendine faydalı çocuk kendi ruhunu, kendi içinden geçenleri duyabilen, aklıyla bunu değerlendirebilen, buna göre karar verip yapabilen bir birey olmalı. Her şeyden bağımsız. Okuma yazma bilmese bile hiç fark etmez. Ve sen bunu sağladığın zaman ne istediğini bilen bir insan yaratıyorsun. İnsan özünde başka bir insana zarar vermek isteyen bir yaratık değildir. Yani bir çocuğun 4 yaşındaki hiperaktif adı altında isimlendirilen hareketlerinden tut, o dediğin hormon değişimleri döneminde ergenlikte yaptıklarına kadar bunların hepsi birer mesajdır. Ama işte Murat öğretmeni dinlemediğin zaman, Murat öğretmenin dilini öğrenmediğin zaman, Murat öğretmenin yaptığı her şey bize bir vaka, bir olay, bir aksilik gibi geliyor. Çünkü bize göre bir doğru var ki kalanını aksilik olarak nitelendiriyoruz. Şimdi burada şeye geleceğim bir de, bu eve gelen öğretmen dedik ya, bu aslında büyük bir hizmet. Şimdi sen hayatında herhangi bir dönemi yaşıyor olabilirsin, fakat insan işleri hafiflediği zaman, kendi kendine kalabildiği zaman ilk yaptığı şey çocuğuna koşmak oluyor. Çünkü ona karşı mahcup hissediyorsun kendini. Bak, ben çok seyahat eden biri olarak söylüyorum. Beynindeki iş ne zaman bitiyorsa koşuyorsun. Neden biliyor musun? Çünkü gerçek işinin aslında o olduğunun farkındasın. O vicdan azabı da ondan kaynaklanıyor. Biz kendimizi kandırıyoruz ama çocuk buna kanmıyor. Yani evde senden daha az kanan biri var. Ya yaratıcı sana arabayı kullanmayı öğren diye Formula 1 pilotu göndermiş. Evde seninle her gün yemek yiyor. Ve sen hala inatla kendi bildiğin gibi bu arabayı kullanmaya çalışıyorsun. Ve biz de bir dönem birileri için bu kişiydik. Ha, toplumdan uzak tutabilir misin? Hayır. Kendinden uzak tutabilir misin? Hayır. Fakat ince bir nokta var. O çocuğu doğruyla yanlışı ayırıp kendi ruhunu dinleyip istekleri için her şeyi yapacak hale getirmen senin için yeterli. Şimdi burada şuna geleceğim. Kılavuz gemi örneğini ben çok seviyorum. Şimdi İstanbul'da oturanlar görürler. Başka yerlerde de mutlaka görmüşlerdir. Şimdi büyük tankerler Boğaz gibi dolan başlı bir yere geçerken yanlarına kılavuz gemi alırlar. Bu kılavuz geminin kaptanı Boğaz'ı adım adım bilir. Adım adım bildiği için o koca gemiyi alır, Boğaz'ın bir ucundan diğer tarafına geçirir. Uzaktan bakınca büyük gemi kendi geçiyor zannedersin. Halbuki küçük gemidir onu oradan geçiren. Harika. Çok. Dolayısıyla orada küçük olduğu için bir şeye saygı duymamazlık etmemek lazım. Çocuğu olan herkes bilir ki bizi dinleyen, çocuğun hayatına girdiği andan itibaren artık sen değilsin derler. Aslında sen daha sensin. Çünkü her gün o cenaze gibi sana hayatın gerçeğini hatırlatan biri 3 öğün seninle beraber. O yüzden onlara karşı görevimiz sandığımız kadar zor değil. O yüzden ebeveynlik de o kadar zor değil. Biz doğru yaşamayı öğrenirsek, yani kaygılarımızı, sıkıntılarımızı bir kenara bırakıp önem sıramızı değiştirirsek, çocuğunla oynadığın oyun onunla geçirdiğin vakit için enerjin olur. Şu anki düzen güvenceyi satın almak adına bizim özgürlüğümüzü bir miktar elimizden aldığı için, bunun yorgunluğuyla akşam eve gittiğinde çocukla Lego oynamak gidip gerçek inşaat yapmak kadar yorucu oluyor. Ama sen boş vaktinde onu görmek isteyip ona vakit ayırmak istiyorsan hayatın diğer alanlarını yola sokmalısın. Yani sen büyümeden çocuk büyütemez. Aslında hikaye yok. Zaten belki de değil öyle. Öğrenmenin en iyi yolu zaten taklit etmekle başlıyor biliyorsun. Çocuk gördüğünü alıyor. Senin öğrettiğin hiçbir şey geçmiyor ki. Sen neysen, sen de ne görüyorsa onu taklit ederek başlıyor her şeye. Tabii. Dünyanın en iyi... Efendim söyleyeyim. Daha devam ediyoruz. Bayağı soru yüklenmiş. Soruları uzun tutarız istersen. Bu konu biraz öyle bir konu. Cızırtılı geliyor. Telefonu bir yere mi dayıyorsun? Yok, şu an iyi mi? Bir arkadan bir şu an cızırtılı mı? Şu an nasıl? Bir saniye. Nasıl sesin? Alo. Bir ses geliyor artık. Biraz konuşur musun? Konuşayım. Şu an nasıl ses? Şimdi daha iyi oldu, evet. Tamam, okey. Evet. Tamam, kablonu yeni değiştirdim. Şimdi sorulara bak, bunda daha uzun vakit ayırabiliriz. Çünkü bu öyle tatlı ve hassas bir konu ki. Evet. Hani istersen mesela şimdi bakıyorum ben, bir 20-25 dakikamız var. İstersen bir 10 dakika içinde toparlayayım, sonra soru cevap yapalım.
Olur, ilgim tamam. yettiği kadar. Okey. Tamam. Şimdi burada şuna geleceğim. Kendinizi düzeltmeden evdeki kedinize bile mukayyet olamazsınız. Hayvanı bile mutlu edemezsiniz. O yüzden birisi varsa hayatınızda mutlu etmeye değer, önce kendimizi düzeltmemiz lazım. Ha, tamamen düzeliyor mu? Düzelmiyor. Yani ben kendi adıma %2 yol aldığımı bile düşünmüyorum. Ama doğru yönde yürümek çok önemli. Çünkü Ya siz bence o %2... çaba bile yeterli. O çabayı herkes, en fazla da çocuk görüyor zaten. Tabii. Ve hissiyatı çok güçlü çocukların. Senin o çabanı görüyor. Doğru, ya bir yanlış yaptığında onu düzeltmeye çalıştığını görüyor. Her şeyin çok farkındalar. Bir de düşünsene, çocuk kendi hayallerinin peşinden koşan bir annesi ve babası var. İnanabiliyor musun? Çocuk için ilhama bak. Yani bir tanesi işine küfrederek eve geliyor. Veyahut da bir tanesi çocuğuna hiç vakit ayırmıyor. Öbürü mesela kendi çok sevdiği bir şeyi maddi karşılığı olsun veya olmasın yapıyor. Yahut da gönlünden geldiği için insanlara yardım ediyor. Veyahut da ne bileyim başka biriyle konuşurken ona nazik davranıyor. Çocuk bunları gördüğü zaman aslında çocuk içinde zaten tüm bilgelikle geldiği için seni de daha çok seviyor. Çocuk sana rağmen seni seviyor çoğu zaman. Senin için seni sevmesi lazım. Mesela şu gün bak, meditasyonlar, öğretiler, ne aklına gelirse gelsin. Ya adamların varmak istediği nokta şu, çocuk olmaya çalışıyor. Beyni aradan çıkartmak için adam Myanmar'a gidiyor, Tibet'e gidiyor. Kendini inzivaya kapatıyor. Şimdi düşünsene, elinde olmuşu var zaten. Daha iyi prototip olabilir mi? Sen de birazcık o kıvılcımı verirsen ona, o çocuk büyüdüğünde yani o saflığını kaybettiğinde ne diyecek biliyor musun? Benim annem babam da gönlüne göre yaşardı. İçini dinlerdi. Evet, hayat zor. Evet, Netflix var bir tarafta, diğer tarafta okulda öğretilenler var, diğer tarafta iPad var. Veyahut da hiçbir parası olmayan bir aileyi düşün, durumu kötü olan. İşte sokakta kavga var, şu var vesaire var ama ben böyle gördüm diyecek. Bak, ben böyle gördüm dediğinde gördüğü tek şey sensin, senin dediğin gibi. Orada onlara güzel bir anı bırakmak gerekiyor. Ne büyük sorumluluk değil mi bir yandan da? Şu söylediğin gibi Sadece ağır. şöyle, mesela bir kaplan düşün. Kaplan aslında yavrusunu yetiştirirken kaplan olmak hariç bir şey yapmıyor. Bizim sorunumuz şu, Aynen. biz insan olmayı zor beceriyoruz. Yavaş yavaş beceriyoruz. Ve inan bana, bir çocuk senden daha olgun bir ruhla doğabiliyor. Mesela ben kendi oğlumla bir şey yaşamıştım 3,5 yaşında. Yani hakikaten garip gelmişti bana. Bir gün tatildeyiz bir yerde. Bir tane deniz yıldızı buldu. Mavi bir tezgahta satılan. Baba dedi, bunu bana alır mısın dedi. Aldım. Gökyüzüne kaldırdı böyle bu şekilde. Bir yerlere oturtmaya çalışıyor. Dedim, ne yapıyorsun sen? Gökyüzünde yerine koyuyorum onu dedi. Hadi ya dedim, nasıl yapıyorsun onu? E gökyüzü benim değil mi? İstediğim yere koyarım dedi. Şimdi İşte sen bu kadar. o kadar. Şimdi sen bunu mesela desen ki işte bunu bir bilge söyledi filan. Üstüne kitap yazar birileri. Benim çocuğum değil ama hepsi böyle. Ve şu an Evet, çocukların... benim kızım bir Söyle. hikayesi var, kolda araya girdim, o aklıma geldi. Gir gir Daha anlat çok ya. küçük, 3,5-4 yaşındaydı. Yok, daha büyük, pardon. 5 yaşında falan, daha düzgün konuşuyordu çünkü. Şeydeyiz, bizim yazlık evde bir arkadaşın da yanında, işte Müge burada kiralar ne kadar falan diye bana sorular soruyor, evlerle ilgili konuşuyoruz. Arka koltukta, arabanın arka koltuğunda bir ses geldi. Anne, bu dünya kiralık değil mi zaten? Hadi ya. Sen Pardon. arabayı mı vurdun? Nasıl oldu Oluyor dedim. o? Çok iyi. Yani çok acayip böyle hiç beklemediğim yerlerde beklemediğim yorumlar yaparak, senin de söylediğin gibi hani Formula 1 yarışçısı gelmiş sana öğretmeye, hakikaten hatırlatıyor yani sen neyin peşindesin Allah aşkına diyor. Aynen öyle. Ama Arada işte bir biz bunları kendimiz... devamlı aslında onlardan duyuyoruz. Tabii. Ve bir şey söyleyeyim mi sana? Biz çok enteresan bir düzen kurmuş durumdayız. Hani bunları fark etmemek için yaşıyor gibiyiz. Yani kartvizitler için, para için, aslında tamamı güvence için diyelim. Hayatta öleceğini hatırlamak kadar yaşamı kıymetli kılan hiçbir şey yok. Çok doğru. Ölümü hatırlattığın zaman kendine, yaşadığın vaktin kıymetini bildiğin zaman, hiçbir şeyin güvencesi olmadığını hissettiğinde o çocuk gibi yaşamaya biraz yaklaşıyorsun. Yani şu gün insanların statları doldurup maç seyretmesinin, işte atıyorum bazılarının çılgınca alışveriş yapmasının, diğerlerinin atıyorum bir şarkı dinleyip ağlamasının, bazılarının
motosiklete atlayıp dünyayı dolaşmasının sebebi o hissi sadece bir saniyeliğine yaşayabilmek. Bunu o çocuğun elinden almaya da kimsenin hakkı yok. O yüzden iyi bir çocuk yetiştirmenin yolu önce doğru yaşamayı öğrenmek ve çocuğun bizim değil ya da biz olmadığını hatırlamak. Bundan ibaret. Şimdi birkaç tane ben kendi yaptığım ve çok sevdiğim hani naçizane tavsiyede bulunmak istiyorum. Eğer çocuğunuz küçükse ve sizle konuşabilecek kadar büyükse yani 3 yaşından büyük belki 8-9 yaşından küçükse birlikte hayal kurun. Benim en sevdiğim şey mesela trafik sıkıştı diyelim bir yere gidiyoruz. Ver elini bana diyorum. Onun elini tutuyorum. Kapat şimdi gözlerini diyorum. Şimdi diyorum çok açık bir yol hayal et. Biz böyle uçarak gidiyoruz diyorum buradan gideceğimiz yere. Hiç tıkanmıyor yol diyorum. Eğer yol tıkalıysa gittiğimizde diyor ki ya baba diyor bak o kadar hayal ettim diyor. Açılmadı diyor. Ama yol açıksa diyor ki bak diyor biz hayal ettik diye oldu diyor. Açılmadığı zaman diyorum ki demek ki yeterince güzel kafanda kurmamışsın o hayali diyorum. Çocuğunuza kafasında bir şeyi resmedip onu gerçekleştirebileceğine inandırmak çok güzel bir şey. Çok iyi egzersiz. Harika. Bu çok inanın işe yarıyor ve ben bazen görüyorum mesela. Benim bu akşamki işte bu seninle yapacağımız sohbet öncesi oğlum elimi tuttu ne yapıyorsun dedim. İyi geçmesini düşünüyorum dedi. Senin çok mutlu kalkmanı istiyorum dedi. Mesela bu bir alışkanlık olursa sen bu adamı şimdi 30 yaşında düşün. Şu an 7 yaşında. 30 yaşına geldiği zaman şunu pratikte yapmayabilir ama arka planda yaptığında inanç dediğin şey devreye girer. Aynen öyle. Evet. Ve bir bak, kere hayal edebilmek o kadar kıymetli bir şeymiş ki ben bunu çok geç anladım Tolga. Yani gerçekten hayal etmeyi unutuyorsun. Yani bu egzersizi bu yaşlarda yaptırdığın zaman ki en önemli yaşlar çok çok güzel bir egzersiz bu. Bu oturacak zaten. Arka planda devamlı bir şeyi hayal edecek. Neyse o ona inanacak. Yapar ya da yapamaz. Onunla ilgili en azından bir gayreti, bir umudu olacak. Yani umuttan daha önemli bir şey yok. Hiçbir şey yok ve her canınız sıkıldığında bence Müge ne yapmak lazım biliyor musun? Hiçbir imkanı olmayan çocukları hatırlamak lazım. Onların bile iyi ve ahlaklı insanlar olabildiği bir sürü örnek var. Demek ki sen çocuğuna pırasa yedirmediğinde veya iskelenin kenarında yürürken bağırmadığında o çocuğa bir şey olmuyor. O sadece küçük bir insan, o bir çocuk değil aslında. Ve biraz daha büyük çocuğu olanlar için de bir yüzleşme tavsiye ediyorum. Bunu benim bir arkadaşım kendi çocuklarıyla yaptı. Çocuklarımıza anne babalık yapmaktan insan olduğumuzu unutturuyoruz. Ve onlardan özür dileyeceğimiz veya korktuğumuz için onları da zamanında korkutmuş olduğumuz şeyleri onlarla konuşmamız lazım. Çocuğun anam babam beni sevdiği için bunu yaptı ama aslında bu onun korkusuydu. Gerçek bile değildi. Belki ben bundan korkmam dediği noktada bizim yerleştirdiğimiz bazı korkulardan kurtulabiliyor. Yani bugün ben anaokulu görüşmelerine gidip çocuğunu yazdırırken okulun üniversite başarısı soran veli gördüm ya. Şimdi sen böyle bir noktada bu çocuğun sırtına neyi yüklüyorsun? Artı şu var. Ben iş hayatımda benden çok daha tahsilli, zengin veya çok daha az tahsilli durumu olmayan insanla çalıştım ve inan bana başarıyla bunun hiçbir paralelliği yok. İnsanlıkla da hiçbir paralelliği yok. O yüzden kendi yapamadıklarımızı onlara yüklemeyelim. Sen demiştin çok doğru. Bir de şu var. Kendimiz yapmadıysak ne olmuş ki? Hiçbir şey değişmemiş ki. Sonuçta bugün cebinde 10 milyon lira paran olabilir. 9 milyon liralık bir hastalığın olabilir. Cebinde 100 liran olmayabilir. Ama 100 tane dostun olabilir. Bunun hiçbir ölçüsü yok. Doğrusu da yok. Takım tutmayalım, futbolu sevelim. Yani ben böyle olsun istiyor. Hani ben futbol aşkına futbol seyredelim diyorum. Galatasaray'ı sevdiğimiz için değil. Çünkü bir şeyi takım tutmaya yani fakirler mutludur, zenginler mutsuzdur. İşte zaten çok okuyan ne bilir ki öbürü şudur dediğin dakikada mutluluğu tek eline almış oluyorsun. Bunu yapmaya da hakkımız yok. Bir tek zaten tavsiyem çocuğun, daha olacak. Çocuğun herhalde yetişkinden en büyük farkı işte bu etiketlerin olmaması. Ya, senin en hoş geldin kel diyor oğlum bana. Şey bu. Hoş geldin kel diyor oğlum bana. Şimdi kel miyim? Evet. Şimdi hoş geldin güzel cümle. Şimdi çocuğu bunun için azarladığımı hayal etsene. Çocuk şöyle düşünüyor. İyi de kelsin. Evet. Şimdi ben çocuğu burada durdurduğumda çocuk 2 gün sonra arkadaşlıklarında, iş hayatında vesaire de bunu yapmamalıyım, bunu dememeliyim. Hani egzecere bir örnek veriyorum ama burada çocuğu çocuk olmakla bırakmak lazım. Son bir şey söyleyeceğim sorulardan önce. Bu da çok bence önemli.
Ben karar veremediğim ve beynimi susturamadığım her konuda oğluma danışıyorum. Konuyu onun anlayacağı dilden anlatıyorum. Diyorum ki bak böyle mi yapayım, şöyle mi yapayım diyorum. Vallahi 3 saniye düşünmüyor. Şöyle yap diyor. Ondan sonra nasıl yani diyorum bilmiyorum öyle yap diyor. Şimdi bak düşünsene evde eski tip radyo var. Yani oradan yayın geliyor. Kafa daha tam açılmamış. Sana diyor ki bunu yap. Ya böyle bir hazine var mı? Evdekinden faydalanıyorsun. Ve inan şu güne kadar dediğini yaptığımda umduğum dışında sonuçlarla hiç karşılaşmadım. Onların saflığından temizlenene de istifade ederim. Son bir Çok şey daha ekleyeyim. Şimdi böyle gaza geldim, hızlı hızlı anlatıyorum. Bir de şu var. Seçenekleri sunup seçim yaptırmak hayat tembelliğidir. Ona seçim yaptıracağınız seçeneklerin en az bir tanesinin çocuğunuza ait olmasını sağlayın. Çünkü insanın kendi üstüne düşünmediği hiçbir şeyi seçmesinin ona faydası yoktur. Ona yapabileceğiniz en büyük iyilik bu. Hangi yemeği yiyeceğinden nereye gideceğine, hangi okulda okumak istediğinden o gün ne yapmak istediğine kadar. Onun seçeneği olmayan bir seçkide ailece sakın karar vermeyin. O zaman aile olamazsınız çünkü. Ben bunlara dikkat etmeye çalışıyorum. 20 sene sonra bu programı yaparız. Bakalım oğlumla ilgili rapor veririm. Hani iyi olmuş mu, kötü olmuş mu? Ama bunların doğru olduğuna inanıyorum. Bana benzemese de mutlu olsun. Bana benzese de mutlu olsun. Tek dileğim bu. Peki Geçelim mi Tolga. soru cevabı? Evet, geçiyorum. Okey. Biz çocuklar olarak bilinenleri nasıl ailemize öğretebiliriz? Bir daha Diye alabilir miyim soruyu? sormuştur. Biz çocuklar olarak bilinenleri nasıl ailemize öğretebiliriz? Mantık, İşte rohi. güzel soru çünkü Sorumuz. aslında temelinde çocuğun gözünden sorduğunda tek soru bu. Burada Murat'ın hikayesi devreye giriyor. Öğretmenin iki yolu var. Bir bildiklerinden zaten çocuklar vazgeçmiyorlar aslında. Fakat çocuğun bunu aileye öğretebilmesi için ailenin çocuğu dinliyor olması lazım. O köylülerin yaptığını yapmaması lazım. Yani öğretmenin performansı öğrenciyle ilgili öyle söyleyeyim size. Dolayısıyla çocuğunuz her çocuk öğretebilir, her veli öğrenemez. Önce veli öğrenmeyi öğrenmelidir. İşte zaten bugün de anlatmaya çalıştığımız o. Eğer biz bunu yaparsak çocuk bunu her şekilde doğuştan sahip olduğu kabiliyetle yapacaktır. Aptal Bade Gül Umut sormuş. Aptal kime göre yapılandırılarak bir aşılama kelimesi olarak kullanılıyor? Ben bunu merak ettim. Yani evet arkadaşlar burada aslında sizin anladığınız anlamda aptal demek istemedi herhalde Tolga. Yok yok o anlamda Yani değil. Benim bir dediğim şu. indirgemeci ya da küçümseyen bir tavırla kime göre neye göreyi söylemek istedi zaten kendisi O de. zaman şöyle söyleyeyim size. Çocuğunuzu değerlendirdiğiniz kriterler ne olursa olsun toplumun insanı değerlendirdiği bazı kriterler var. Zaten yaftalama dediğimiz şey orada meydana geliyor. Bir çocuğun akıllı ya da daha az akıllı olması, güzel ya da daha az güzel olması, canlı ya da daha sakin olması gibi bütün bu şeyleri aslında çocuğun özellikleridir. Bunlar iyi ya da kötü değillerdir. Orada aptal kelimesi sadece çok akıllının tersi olarak ağzımdan çıktığımı hatırlamıyorum. O yüzden çıkmış olabilir ancak. Aşağılamak için değil. Zaten her şeyin bir derecesi, yani kötü de iyinin bir derecesi. Her şey Evet. bir kime göre, neye göre gerçekten. Aynen öyle. Oğlumla beraber Perihan Bulut Timur diyor ki oğlumla beraber izliyoruz. Bir saniye açayım çünkü göremiyorum. Oğlumla beraber izliyoruz dedi. Ben bu adamı çok sevdim dedi. Niye dedim? Çünkü çocukları savunuyor. Çok Vay be teşekkür ederim ya. Bak gördün mü taraftar topluyorum. İsmi neymiş acaba? Valla buradan selam söyleyeyim ben. İsmi bilmiyorum. Yazıyor mu orada? maalesef. Tamam. Valla çocukları savunun. Çünkü bizim pek savunulacak tarafımız yok. Onlar bizim olmak istediğimiz halimiz. Onun için bence en doğru olan onları savunmak. Deniz Selvi Dağ diyor ki 24 yaşındayım. İkinci üniversiteyi okumak istiyorum. Çünkü hayalim bambaşka. Ne önerirsiniz hocam? Ne öneririm? Hayalin neyse onu yap. Tek önerilecek şey yok. Hayalinin gerçekten hayalin olduğuna eminsen
onun için beklemek yerine yarın onun için bir şey yaparak başla. Bence başka kimse de başka bir şey öneremez bu konuda. Yani 24 yaş zaten hiçbir şey değil. Ben Tabii. 42 yaşında nörobilim okumaya başladım. Daha sonrasında da hala da öğrenciyim. Arkadaşlar hiç tereddütünüz dahi olmasın. Bir nefes beklemeyin derim. Biz denedik, oğlum 26 yaşında düşündüğünüz şekilde oluyor. Güzel. Aa, çok sevindim. Çok teşekkür ederim. İnşallah benimki de olur bakalım. İnşallah. Pardon. Bahsettiğiniz öğretileri nasıl kalıcı kılabiliriz? Tutarlı olmak önemlidir. Ya şartlar değiştiğinde diyor. Şimdi Ceceli Mehmet Ali. orada şöyle söyleyeyim, bakın öğrenilmiş çaresizlik diye bir şey var. Şimdi fillerle ilgili bazılarınızın biliyor olabileceği ufak bir hikaye anlatayım. Filler daha bebekken ayaklarına bir zincir bağlanır eğitimcileri tarafından. Bebek fil o zinciri koparamaz. Dolayısıyla bacağı kanar. Büyüdüğünde o zinciri değiştirmezler. Aslında bir kere çekse 5 tonluk fil onu koparır. Fakat bunun canını yaktığını öğrendiği için fil o zincirle sonsuza kadar mahkum olur. Bizim hayatımız bu şekilde. Dolayısıyla ayağımızdaki zinciri fark edip kendimize hatırlattığımız sürece bu pratikten kopmayız. Tek bilmemiz gereken şu: iyileşmemiş olabilirim ama hasta olduğumun farkındayım. Kendimize tek dememiz gereken bu. O zaman iyileşmeye başlarız. Aynen öyle. Farkındalık. Kendinizden mucize beklemeyin. Ben de yapamıyorum zaten. Bir psikolog bir arkadaşımız Merve Ay, isminin sonunu göremiyorum. Çocuğa sınır koyma hiç olmamalı mıdır? Sorumluluk vesaire gibi davranışlar nasıl kazandırılabilir? Yani tabii ki meslek alanı değil ama kendi dediğim çerçevesinde bir cevap vereyim. İnsan tabiatı itibariyle zaten sosyal bir varlık olduğu için ve toplum içinde yaşadığını da fark edecek zekaya sahip olduğu için siz öğretmeden de bu yetilerini geliştiriyor. Burada konu o yetilerin gelişimi sırasında gereksiz fazla müdahale etmemek. Çünkü kişi kendini tanıdığı için o toplum içindeki varlığını, sorumluluk alma şeklini kendi vasıflarına göre şekillendiriyor. O ara müdahaleler çocuğu olmadığı bir yönde iyi olmak zorunda hissettirdiği için ya da yapabileceği çok iyi bir şey yapmaktan alıkoyduğu için aksine toplum içinde daha rahatsız, daha huzursuz ve daha başarısız yapabiliyor bana göre. O yüzden hani şöyle söyleyeyim, çocuğu piyanonun başına koyun, onun çaldığı şarkıyı dinleyin. Ama çocuğu piyanoyla tanıştırmak sizin göreviniz. Yani topluma sokmak, sorumluluğun önemli bir şey olduğunu söylemek ama ne şekilde yapacağını söylememek. Bana göre doğru olan bu. Peki. hocam liseyi bitireceğim. Lise son ne yapmalıyım? Özgüvenli bir çocuk nasıl yetiştirilir diye sormuş Suba Yesin. Çok güzel bir soru. Özgüvenin fazlası olmadan demiş bir yandan Peki. da. Şöyle söyleyeyim, bakın özgüven bizim çoğumuzun düşündüğü gibi kendine güvenmek anlamına gelmekle beraber kendimiz dediğimiz şey özümüzdür. Adı üzerinde özgüven. Bizim özümüz de bedenimiz ya da beynimiz değildir. Bizim özümüz kalbimizin içinde yaşayan ruhumuzdur. Dolayısıyla özgüven insanın kendisine inandığı bir şeyin peşinden gittiğinde her şeyi yapabilecek gücü olduğuna inanmasıdır. Dolayısıyla kafanıza kendi kendinize koyduğunuz bir hedeftense gönlünüzden istediğiniz bir şeyi başarmaya olan inanç zaten karşı tarafa özgüven olarak yansır. Yani gerçekte içinizden geçmeyen bir şeyi yaparken hiç de özgüvenli durmazsınız. Dolayısıyla özgüvenin fazlası da olmaz. Çünkü özgüven ya vardır ya yoktur. Fazla özgüven dediğimiz şey aslında kibirdir. Yani ben şunu Dolayısıyla anlıyorum. Aslında özüne uygun davrandığın zaman özgüvenli oluyorsun. Yani fıtratına ve yaratılışına uygun bir şekilde davrandığında tabii. özgüven sahibi oluyorsun. Yani ben bir Yoksa trensem tren kendinden olarak mutluyum. çekilmekle alakalı bu. Evet. Değil mi? Evet. Ben trensem tren olarak mutluyum. Dumanlar çıkara çıkara dolaşmak istiyorum. Ben bir uçaksam uçarak mutluyum. Ben bir atsam koşarak mutluyum. Ben bir Evet. kuşsam öterek mutluyum. Şimdi kuş olmak da, uçak olmak da, tren olmakta da sıkıntı yok. Ama trenken uçmaya çalışmakta sıkıntı var. İşte onu yapmamak lazım. Dolayısıyla başkalarının kendine güvendiği konuda kendinize güvenmek zorunda değilsiniz. Sadece kendinize güvenmek zorundasınız. Konu da sizin içinizden gelenle ilgili. Yaptığınızı Ama görünce tabii güvenirsiniz zaten. bir yandan da Tolga, işte o ruhunun sesini duyman için hakikaten önce bir temizlenmen gerekiyor.
Yani o öğrenilmişliklerin, öğrenilmiş çaresizliklerinden arınman lazım. Ön yargılarından vazgeçmen lazım. Yani nefsinin isteklerinden vazgeçmen lazım ki sen o gerçekten özünün sesini bir duy. Onu duyar hale geçtikten sonra ancak özgüven sahibi oluyorsun. Çünkü ben hayatım boyunca, hayatım sonuna kadar yaşayabilirim. Dedin ya uçaksam uçacağım diye. Evet. Ben ne olduğumu bilmeden nereden bileceğim yani ne yapacağımı? Belki de o öze güven, her ne yapıyorsak, her ne yaşıyorsak, ben böyle anlıyorum. O öze güven doğrusuyla yanlışıyla hayatta yaşadığımız her şeyin sonunda, her şeyin aslında bizim için, bizim daha iyi bir versiyonumuz için bunlara hizmet ettiğine inanç gibi hissediyorum. Ben bütün hayatım boyunca bütün olaylara böyle bakmaya gayret ediyorum. Dolayısıyla kendi özüme güven aslında o özümün ortaya çıkması için başıma gelen hadiseleri kabul etmekle başlıyor galiba. Evet, çünkü yani bunların seninle bir ilgisi olduğunu bilmen gerekiyor. Aynen. Ama inan bana şu var, bu bir yolculuk ya, hani ilk bundan önceki sohbetimizde de konuşmuştuk. Mesela uçak olduğunu anlamıyorsun ama uçmayı sevdiğini anlıyorsun. Sonra atıyorum kanatların olduğunu anlıyorsun. Yavaş 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 o dediğin noktaya geliyorsun. Mesela örnek veriyorum, bugün aramızda çok kızdığı ve belki sinirlendiği halde eski bir tanıdığı olduğu için ya da patronu olduğu için veyahut da eşi olduğu için, hocam selamlar. Devam. Bunu merhaba. Can kulağıyla dinliyoruz. Kesmiyorum. Devam et. Teşekkür ederim. Hocam biraz önce ilk başta seni soranlar oldu. Buradan bir selam alalım. Merhaba merhaba. Ben dinlemiyorum. Şimdi öyle olduğu için aslında mesela diyelim kızdığın biri var. İşte patronundur, eşindir, şudur budur. Ya sabah kalkarsın ve dersin ki ben sana şu yüzden kızıyorum. Yavaş yavaş başlarsın. Hani ilkinde de konuştuk ya, adım 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 o özgüvenin tepe noktasına doğru gider. Aa dersin ya, ben bugün patrona çıktım baya baya, sen bana yanlış yaptın dedim. Dediğin dakikada ertesi gün başka birine düşündüğünü daha yüksek sesle söyleyebilirsin. Ve en sonunda uçağa binersin senin dediğin gibi. Ama inan bana o yolculukta attığın her adımda hayat biraz daha kolaylaşır. Senin için de, çocuğun için de, herkes için. Çünkü şöyle de çok enteresan bir şey var. Senin mutsuz olduğun hiçbir gün kimse sana gülmez. Senin mutlu olduğun hiçbir gün kimse sana somurtmaz. Aslında etrafında kendini gördüğün bir dünyada senin kendini mutlu ve özgüvenli yapmak için adım atman, senin zaten mutlu olmaya bir adım daha gitmen demek. Çok doğru. Bunun çok çabasından ibaret hayat. Aynen öyle. Belki ben ya ölene kadar başaramayabiliriz dediğin noktayı, ama bunun için ölene kadar uğraşmaya değer bence. Harika. Çok az vaktimiz kaldı. Birkaç soru daha alalım. Tamam. Okey. Ben kaptırıyorum. Sen beni durdur. Soruya cevap verince. İnanılmaz sosyal oldum. Pandemi dönemi tamamen asosyal oldu. Bilgisayarım başından kalkmıyor. Ne tavsiye edersiniz? Arkadaşlar okuyamıyorum. O yüzden biraz zorlandım. Tahri Köse Official'dan gelmiş soru. Yani o noktada yapılabilecek şey şu. Şimdi eldeki fiziksel imkanları, yani beşeri her zaman değiştiremeyiz. Fakat beşerin içinde küçük, böyle kurtarılmış alanlar yaratabiliriz. Orada yapmak gereken bana göre, etrafta görüşebildiği her arkadaş, sizin onunla yapabildiğiniz içinde ekran olmayan her aktivite, onun içindeki sosyalliği korur. Yani bir fırtına da gemi aynı hızda gidemeyebilir ama suyun üstünde kalabilir. Onun için onu bu ortamda suyun üstünde tutmak adına hayatına yeni ve ilgisini çekecek sosyal şeyler sokarsanız, bunu da arayan bir sürü çocuk var. İzole şekilde bile olsa belli aileler, belli çocukları görüştürürse bence bu dönemi rahatlıkla atlatırız. Eski alışkanlıklar değişmek zorunda birazcık geçici olarak. Evet, bir soru daha alalım. En can alıcı nokta, Canan Marsan sormuş. En can alıcı nokta, çocuğun yapacağı tercihlerde en az bir seçeneğin çocuğa ait olması gerektiği. Biraz önce söylediğine. Teşekkür ederim. Olsa. Buna çok yürekten inanıyorum. Neden herkes kendisinde bir gün çocuk olduğunu unutuyor demiş sanıyorum Fatma Kocaman. Bir de önerdiğiniz kitap var mı diye soran olmuş. Şöyle söyleyeyim. Kitap olarak
Şimdi Anne Gruen'in bir kitabı vardı. Bunu söyleyeceğim. Adını birazdan veririm. Şu an aklımdan gitti. Diğer soruya ben cevap vereyim. Soruyu bir daha verebilir misin bana, baş kısmını? Neden çocuk olduğumuzu unutuyoruz diyor. Çocuk olduğumuzu şundan unutuyoruz. Çünkü çocuk kalmamıza izin vermeyen bir ortamda çocuk olmamıza tahammül edemeyen insanlarla beraber yaşıyoruz. Mesela insanları biz ne diye eleştiririz? Çocuk gibi davranma. Şimdi çocuk gibi davranma diye konuşulan bir yerde zaten çocuk olmak bir kefaret gerektiriyor. Bunu ödemen gerekiyor. Bunu da sınırsız şekilde ödeyemiyoruz. Tek yolu var çocuk kalmanın. Ailenizin çocuk kalmanızı desteklemesi. Bunu yaptığı zaman her şeye ve herkese rağmen içinizdeki çocuğu koruyacak kadar güçlü oluyorsunuz. Yani bizim aslında şu an yaptığımız şu. Bedensel değil, ruhsal bir bağışıklık geliştirmeye çalışıyoruz. Zihinsel bir bağışıklık. Neye karşı? Dünyaya karşı, toplumun beklentisine karşı, olmamız gerektiği söylenen formata karşı. O zaman savaşabiliyorsun. Yani sen çocuğuna savaşmayı öğret. Çocuğunu savaştan kaçıramazsın zaten. Bütün hikaye bu. Evet, savaşmıyor. Çocuk gibi davranıyorsun tepkisi aslında genelde sorumluluk alınmadığı zaman söylenen bir şey Tolga. Buna ne evet. diyorsun? Ama bu her zaman o zaman söylenmiyor. Çocuk gibi davranıyorsun. Bazen de Müge, toplumun genel yargılarına aykırı ve içten davranan insanlara da söyleniyor. Evet. Bunu mesela bıyık altından çizmek için özellikle sordum. İnan öyle ve bıyık altından mesela çok enteresandır. Karşında ruhuyla yaşayan bir insan gördüğünde o insan seni çok mutlu eder ama yanındaki seni eleştirecek diye adam hakkında iyi bile konuşamazsın çoğu zaman. Dolayısıyla benim bugün anlattıklarımın kolay anlaşıldığını düşünmeyi tercih ediyorum. Çünkü hepimizin bildiği şeyi söylüyorum aslında. Yeter ki sizin dışınızda kalan herkesin bunun aksine sizi ikna etmesine izin vermeyin. Bu arada kitabın adını hatırladım. İçimizdeki yabancı. Tamam. Çocukluğu biraz narsistik ele alıyor gibisiniz sanki demiş Serhat Özmen, psikolog. Bu da son sorumuz olsun. Bir dakikamız kaldı. Arkadaşlar eğer kesilirse şimdiden iyi geceler ve teşekkürler diyorum. Tolga'cığım hemen toparlayalım istersen. Tamam. Şöyle söyleyeyim. Herhangi bir bakışla ele almıyorum. Çünkü ben de çocuktum. Mümkün olduğu kadarını da kendimde muhafaza etmeye çalışıyorum. Çocuğu kendimden dışlaştırarak bakmadığım için onu övecek her şeye de açığım. Bence hepimiz elimizden geldiği kadar çocuğumuzu koruyalım, kendi içimizdeki çocuğu da koruyalım. Son bir şey söylemek istiyorum. Bizim olmadığını ve onun biz olmadığını unutmadan yaşayalım. Tek yapmamız gereken bu. Bizim çok teşekkür ediyorum. Ve onun biz olmadığını. Ve onun biz olmadığını. Çok güzeldi. Çok unutmadan teşekkür ederim Torcacığım. Ben teşekkür ederim. Çok eğlenceliydi. Evet, sağ ol. Çok teşekkürler. Arkadaşlar YouTube kanalımızda göreceksiniz yayını. Devamlı sorulduğu için şimdiden söylüyorum. Vaktinizi ayırdınız, geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun. İyi geceler. İyi geceler.